Eskişehir'de ilk kez düzenlenen Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. ETOTÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen fuara yerli ve yabancı çok sayıda firma ve ziyaretçi katıldı. Medya sponsorluğu fuarlarda bu sürekli canlı yayınlarla beraber, geniş katılımla beraber televizyonlar için çok kolay bir şey değil. Fakat biz özellikle Türkiye'deki bu dalgalanma süreçlerinde sektörü açıkçası ve iş ortaklarımızı, sektör paylaşlarını desteklemek istedik. Fuar Çiftçi TV ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Çiftçi TV Medya Başkanı Tarık Çonak, tarım tematiği Türkiye'de dünya ülkeleriyle kıyaslandığında bir adım önde dedi. Kuru kalabalık psikolojisinden daha ziyade nitelikli konunun muhataplarıyla bir araya gelmek firmalar açısından da çok değerli hale geldi. Bu kadar insanın bir şeyi aynı şekilde söylemesine bir defa devletin kurumları, Tarım Bakanlığı başta olmak üzere en üst kurumlarına kadar bir defa ele alması gerekiyor. Yani bu ihmal edilecek bir alandan bahsetmiyoruz. 25-30 milyon kişi kırsalda yaşıyor ve tarımla alakalı bir ekonomik ilişki içerisinde. Hele gıdayı kattınız, özür diliyorum. Devasa tabii, bir sektör. Orada bir çarpan etkileri var giriyor. Biz direkt üretici boyutuna baksak bile 25-30 milyon insan ilgilendiren insan grubunun ekonomisiyle şey yapıyoruz. Çiftçinin nabz anketinin sonuçlarını da değerlendiren Tarık Çanak, bu verilere kimse duyarsız kalamaz diye konuştu. Yapılması gereken bu işe tarım toplumu bilinci içerisinde bir yaşam biçimi ve stratejik alan görerek bu insanlara diğer dünya ülkelere, gelişmiş ülkeler nasıl destekliyorsa desteklemek zorundalar. Finansman bilgisi olmaksızın çiftçiyle bu tür özellikle finans kuruluşlarını karşı karşıya getiren devletin de sorumluluğu var. Bu insanların topraklarını yabancı sermayeye, tefecilere ve başka stratejik hedeflere mahkum etmemenin yolunu bu devlet bulacak. Yoksa o topraklardan bu insanları koparırlarsa ve duygusal bağlarına, el becerisi bağlarına, çiftçilik dedik bir yaşam biçimi, bu yaşam biçiminden şey yapıp bunları bize eğer büyük şehirlerde kötü şartlarla, yaşama şartlarıyla bile olsa buralara getirsek bir daha hiç kimse oraya dönemez. Fuarın ana sponsoruysa Toskan oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Dündar, firmamız Eskişehir'in tek milli dünya markası ifadelerini kullandı. Bizim ana sponsor olmamız bize inan gurur verici, onur verici. Biz her şeyden önce burada köklerimizi saldık. Eskişehirliyiz ama Eskişehir kadar ülkemizi de düşünüyoruz. Eskişehir kadar dünyadaki çiftçileri de düşünüyoruz. Biz artık bir dünyalıyız. Bize düşen, Toskana ailesine düşen de modern tarım makineleriyle bizim Eskişehir'imizi, ülkemizi ve daha sonraki dünya çiftçilerimizi destekleyip elimizden geleni yapmak. Fuar, tarım ve hayvancılık, mekanizasyon, tohum, gübre, ilaç üretimi konularında faaliyet gösteren firmaları bir araya getirdi. Fuar 8 Eylül Pazar günü sona erecek.